Yaşasın Türk milleti, tam yol ileri. Birlik olmanın vakti, gel kardeşim gel hadi. Yaşasın Türk milleti, tam yol ileri. Tam yol. Yarın sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Şimdi resmi rakamı aldım. Dedim Beykoz'da yolları bir tarafa, alanda ne kadar var? Ne dediler biliyor musunuz? 70 bin şu anda katılım var. Şimdi burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmak yok. Ne yapacağız? Bütün akraba, dost, eş, herkesi arıyor muyuz? Hepsini yarın sandıklara gitmeye muhakkak, rehavete kapılmadan teşvik ediyor muyuz? Yarın akşam ben Beykoz'dan müjde bekliyorum. Var mıyız buna? Sağ olasınız. Sevgili İstanbullular, sevgili Beykozlular, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Beykoz'a, Beykozlu kardeşlerimin her birine selamlarımı gönderiyorum. Bugün Beykoz yine bir başka güzel. Bugün Beykoz bir başka muhteşem. Güzel Beykoz'un güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız, aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum. Meydanlara sığmayan şu muhabbetiniz için
Sizlere teşekkür ediyorum. Dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Rabbime bana sizlere hizmet etmeyi, sizlerin hizmetkarı olmayı nasip ettiği için binlerce kez hamd ediyorum. Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil, aynı zamanda günden güne büyüyen tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. Bu meydanda büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül vermiş kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla on binlerce nefer görüyorum. Bu meydanda özgür iradesine zincir vurdurmayan, istiklale aşık, demokrasi kahramanlarını görüyorum. Bu meydanda 28 Mayıs akşamı sandıktan dalga dalga yükselecek gür sadağının müjdesini görüyorum. Bu meydanda 7 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediğimiz tarihi mitingin Beykoz'daki yansımasını görüyorum. Bu coşkuyu asla kaybetmeyeceğiz, değil mi? Kaybetmiyoruz, değil mi? Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz? Sabahın erken saatlerinden itibaren oylarımızı kullanıyor muyuz? Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek. Buna var mıyız? Hatta ne sebeple olursa olsun gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz. Durmak yok. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi İnşallah yarın aradaki farkı daha da açarak ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Evet. Kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Kandil'deki ve Pensilvanya'daki alçaklarla yol yürümenin hıncını milletten çıkarmak isteyenlerin provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Şu ana kadar hep olduğu gibi vakarla, soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. Bunu başardığımızda sadece Cumhur İttifakı olarak değil, 85 milyon olarak hepimiz adımızı tarihe yazdıracağız. Allah'ın izniyle yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz muhteris dışında, birliğimize ve dirliğimize uzanan kirli eller dışında, ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki milli iradeye parmak sallayan hadsizler dışında, Kandil'den Türk siyasetini dizayn etmeye çalışanlar dışında, Pensilvanya'dan ülkemizi karıştırmaya uğraşanlar dışında hiç kimse üzülmeyecek. Gençler, öyle bir kazanacağız ki 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye kazanacak. Tüm renkleriyle milletimiz kazanacak. Uğruna nice bedel ödediğimiz demokrasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, iradesini meşru yollarla
gösteren tüm seçmenler kazanacak. İster 14'ünde CHP'ye oy versin. İster DEVA, ister HDP, ister İYİ Parti, hangisi olursa olsun. Oraya oy verenler dahi inşallah yarın Cumhur İttifakı'na oyunu verecektir. Ben buna inanıyorum. İnanıyor muyuz? Onları da davet edeceğiz. Onlar da bu milletin evlatları. İnşallah birlikte yol yürüyeceğiz. Dünyanın dört bir yanında her gece ellerini semaya açan mazlum ve mahzun gönüller kazanacak. Şu ana kadar 2 milyon yurt dışındaki vatandaşımız ne yaptı? Oy kullandı. PKK ne yapıyor? Onlara saldırıyor. Ama onlar oylarını kullandılar. Cesaretle kullandılar. Şimdi o oylar Ankara'ya geldi. Onlar da açılacak. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak. Her sabah dükkanını Bismillah diyerek açan esnafımız, alın teriyle evine helal rızık götüren işçimiz de kazanacak. Hayatın eşiğine gelmiş, yüreği kıpır kıpır olan gençlerimiz de kazanacak. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden herkes 28 Mayıs seçimlerinden kazanmış olarak çıkacaktır. Kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyenler, hukuktan, meşruiyetten ayrılmayanlar, sivil siyasetin değiştirici gücüne inananlar, sonuçtan bağımsız olarak bu seçimlerde inşallah muzaffer sayılacaktır. Sizlerden sandığa gittiğinizde bunları çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Kimsenin ötekileştirilmeyeceği. Ya bu sahtekarlar ne diyorlar? Kadınlar kaybedecek. Kadınlar niye kaybedecek? Bunlar böyle sahtekar. 21 senedir bu ülkenin kadınları kaybetmedi. Hep kazandı, kazandı Bay Kemal. Ama siz bizim kızlarımıza üniversitelerimizin kapısını kapattınız. Senin yardımcın, ismini vermeye gerek yok, İkna odalarında kızlarımızın başlarını açtırttı. Onları ikna etmeye çalıştı. Nur Serter, adını istiyorsunuz, verdim. Şimdi nerede Nur Serter? Yok. Ama sen göstermelik olarak başörtülü kızlarımızı, bayanları alıyorsun. Onlara bir rozet takarak, bak biz başörtüye karşı değiliz diyorsun. Ya bırak bu sahtekarlığı. Bu cambazlığı bırak. Artık biz sizin cemaziyel evvelinizi biliyoruz. Ne olduğunuzu biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Kimsenin kendisini yalnız, sahipsiz, çaresiz hissetmeyeceği bir Türkiye için iradenize çok sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Benim kızım, kızlarım İmam Hatip Okulu'nun kapısından çevrildiler. Bay Bay Kemal, İmam Hatip, İmam Hatip bak normal lise bile değil. Ve ben kızımı bir arkadaşımın müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım.
Biz bu çileleri çektik. Bu yanlışları gördük. Ama şimdi böyle bir sıkıntı elhamdülillah yok. Bunları kaldırdık. 14 Mayıs'ta %52 ile şahsımıza teveccüh gösteren Beykoz'dan ben bu sefer rekor bekliyorum. Rekor hazır mıyız? Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Şimdi buradan soruyorum. Hazır mısınız? Bak, son final bu. İstanbul'un tamamı duysun. Türkiye duysun. Ekranları başında bizi izleyenler duysun. Beykoz 28 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs'ta doğru adımla, doğru adamla yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bunun için son ana kadar çalışıyor muyuz? Beykoz maşallah. Yarına hazır. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Kardeşlerim, siyaset yolculuğumuza başladığımız günden beri hep eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuştuk. Beykoz'u ben çok severim. Beykoz'u iyi tanırım. Hele hele Tokat köyün orada çok futbol oynadım. Ve yakınlarım var. O yakınlarıma babacığımla, anneciğimle beraber gelir. Onların malum böyle sımsıcak sütünü içerdik. Tanırım buraları. Bilirim. Şimdi Tokat'ın sıkıntısı var. Büyük şehire ait olan bu sorunu inşallah seçimden sonra biz Çevre Şehircilik Bakanlığımızla çözeceğiz. Büyük şehri burada pas edeceğiz. Saf dışı bırakacağız ve bu adımı da inşallah atacağız. Şimdi Bay Bay Kemal durmadan palavralar sallıyor. Ya Bay Bay Kemal, sen hukuk nedir bilmiyorsun. Bir defa parlamentoda şu anda senin sayın ne? Hiç düştün geri. Gittin 40 tane milletvekilini %1 oyu olanlara verdin ya. Hani sen hesap uzmanıydın ya. Şu anda biz Cumhur İttifakı olarak 323 ile parlamentodayız. Ve biz yasal düzenleme yapabilecek güçteyiz. Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı? Yok. Kime geleceksin? Cumhur İttifakı'na. Ya Cumhur İttifakı sana ne diyecek? Hadi oradan. Hadi oradan. Bu komisyonlardan geçmeyi gerektirir. E senin komisyonlarda yeter sayın var mı? Yok. Genel kurulda var mı? Yok. Dolayısıyla Bay Bay Kemal, önce sen hukuku öğren. Parlamento hukukunu öğren. Durmadan böyle yalanlarla, dolanlarla, talanlarla bu ülkede iş yapacağını zannediyorsan yapamayacaksın. Bak şimdi milletimiz bize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini verdi. İcraat yaptık. Hatırlayın o günleri. Ardından 12 yıl boyunca başbakan olarak sorumluluk yükledi. Proje ürettik. 2014 Ağustos'undan bu yana da Cumhurbaşkanı olarak 94 ruhuyla ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Sizin güveninize layık olabilmek için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Durmak yok. İstanbul'la birlikte 81 vilayetimizin tamamına
mührümüzü vurduk. Kardeşlerim, işte yanınızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kim yaptı? Yaparsa eyvallah. Bir de bunlara sorun ya. Deyin ki Bay Bay Kemal, ya siz ne yaptınız? 4 yıldır bu Ekrem İstanbul'da belediye başkanı. Ya ne yaptı? Bir yağmur çamur olduğu zaman CHP'nin tanımı aklıma geliyor. CHP demek ne demektir? Çök, çukur, çamur. İstanbul susuz muydu ben göreve geldiğimde? Susuzdu. Peki su sorununu çözdük mü? O dağlar gibi çöpleri kaldırdık mı? Bunun yanında çukurları kaldırdık mı? Hatırlayın, CHP'den almıştık biz belediyeyi. Ve çok enteresandır. O dönemde meşhur Ümraniye çöp patlaması olmuştu. 39 kardeşimiz orada ölmüştü. Ya CHP budur işte. Bunların derdi yok. Kemal Efendi nerede? Bodrum'da. Nerede? İsviçre'de kayak yapıyor. Nerede? Van'da seçim mitinginde. Ya sana ne Van'dan? Sen önce İstanbul işini bir hallet. Böyle bir durumu yok. Türkiye tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle bizim dönemimizde tanıştı. Ve orada gitmiş HDP'nin işaretlerini yapıyor. Kardeşlerim, bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Biz talimatı nereden alıyoruz? Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Şimdi bunlar teröristlerle beraber yol yürüyor değil mi? Cudi'de bu teröristleri inlerinde öldürdük mü? Gabar'da öldürdük mü? Tendirek'te öldürdük mü? Besler Deresi'nde öldürdük mü? İnanın bunlar fırsat bulsun, bu milletin inlerine girerler. Bunu Diyarbakır'da yaptılar mı? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi maalesef bu Selo'nun talimatıyla Diyarbakır'da öldürdüler mi? Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal? Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz diyor. Şimdi isterseniz son 21 yıldaki icraatlarımızı da şöyle bir sizlerle hatırlayalım. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz TOGG'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMC'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfi, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk Akımı, Mavi Akımı, TANAP'ı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını, bor karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusuf Eli Barajı'nı, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli'ni, hızlı tren ağı, hava alanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanını, milli elektrikli tren seti üretimini, dev şehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesi,
düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira, evde bakım aylığını 4336 lira, yaşlı aylığını 1997 lira, en düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi, izliyor musunuz? Ankara CSO binasını, Ankara Resim Güzel mi? İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atatürk Ama bunları Beyoğlu Kültür CHP'li kardeşlerimize lütfen anlatın. Binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi İyi Partililere anlatın. Tarihi sinagogların restorasyonunu, HDP'lilere anlatın. Restorasyonunu. Diğerlerini zaten saymaya gerek yok. Rami Kütüphanesi'ni, anlatın ki Kütüphanesi'ni, bilenler bilmeyenlere bunu anlatsınlar. Türkiye'yi kime oy verdiğimizi bilsinler. Anlaşmasını, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliği, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Kardeşlerim, bunlar bizim 21 senelik sicil defterimizdir. Bunlar bizim karnemiz. 21 yıllık faaliyet raporumuzdur. Özetin özeti olan bu eserler haricinde herkesin hayatına dokunan nice işler yaptık. Hamdolsun. Bize olan güveninizi, bize olan inancınızı boşa çıkarmadık. Şimdi birileri çıkmış kırıklarla dolu karnelerine bakmadan bize laf atıyor. Bizim vatan sevgimizi sorgulayanlar başka yere değil, işte bunlara baksın. Ya çıkmış Bay Bay Kemal Kandil'den aldığı talimatla konuşuyor. Bay Bay Kemal, sen bizim bayrak sevgimizle asla aşık atamazsın. Sen bir defa bayraksızlarla beraber yürüyorsun. Kandil'dekinin bayrağı mı var? Onun uzantılarının zora girmedikleri zaman toplantılarına Türk bayrağını bile sokmuyorlar. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Biz buyuz. Bay Bay Kemal, peki sen nesin? Çıkmış şimdi milliyetçi olmuş. Milliyetçilik anlayışımızı öğrenmek isteyenler hiç uzağa gitmesin. Bizim 21 yılda ülkemize kazandırdıklarımıza baksın. Öyle masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz. Hamasetle dün söylediğini bugün inkar etmekle milliyetçi olunmaz. Kandil'le, Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Batı'da vatan millet deyip doğuda kana kan, intikam naraları atanlarla miting düzenleyenlerden milliyetçi olmaz. Meydan meydan dolaşıp eli kanlı katillere
Özgürlük isteyenlerden de milliyetçi olmaz. İcazeti Batı başkentlerinde arayanlardan milliyetçi olmaz. Londra'daki bir avuç tefeciye boyun bükenlerden milliyetçi olmaz. İnanıyor musunuz? Londra'dan 300 milyar dolar alacakmış. İnandınız mı? Ya bay bay Kemal, bu Londra'da masalarında oturdukların sana delikli kuruş vermezler, delikli kuruş. Sen daha cahilsin, bunları bilmiyorsun. Sana benim milletim zaten böyle bir fırsatı da yarın vermeyecek. Milliyetçilik eserle olur, hizmetle olur. Türkiye'nin ve Türk milletinin hakkını cesaretle savunmakla olur. Şu büyük şehirlerde ne yaptınız? İstanbul'da ne yaptınız? Rezalet. Ankara'da ne yaptınız? Rezalet. İzmir'de ne yaptınız? Rezalet. Diğerlerini saymıyorum. Sadece bunlar yeter. Gözümüzün önünde. İşte Yavuz Sultan Selim Köprüsü diyorum. Marmaray diyorum. Avrasya Tüneli diyorum. Bak biz eserlerimizle konuşuyoruz. Osman Gazi Köprüsü diyorum. Az önce izlediniz. Çanakkale Şehitler Köprüsü diyorum. Ya var mı sizin böyle bir eseriniz? Ama biz Ziya Paşa'nın dediği gibi eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Milliyetçilik ay yıldızlı al bayrağı uzanan kirli elleri kırmakla olur. Milliyetçilik Azerbaycan'la sırt sırta verip 30 yıl sonra Karabağ'ı özgürleştirmekle olur. Senin yanındaki adamlar üstelik Azerbaycan'da büyük elçilik yapmış olan yanındaki adamın maalesef Azerbaycan'a hakaret etmekle maruf. Ve şimdi Azerbaycan'a girişi yasaklandı. Niye? Böyle bir haini sokarlar mı? Ama biz Karabağ'a her şeyimizle gittik. Karabağ'da Azeri kardeşlerimizin yanında olduk. Yarın yine yanlarında olacağız. Niye? Onlar bizim canımız. Can Azerbaycan diyoruz, boşuna değil. Milliyetçilik, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarak asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek de olur. Milliyetçilik, kendi silahını yapmakla, kendi gemisini, savaş uçağını, tankını, arabasını üretmekle, kendi kararlarını kendisi almakla olur. Milliyetçilik, terör örgütlerinin başını yurt içinde ve dışında ezmekle olur. Biz Cumhur İttifakı olarak işte bunu yaptık. Bunu başardık. Biz hangi uluslararası toplantıya gidersek gidelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefine leke sürdürmedik. Tarihi şanlı zaferlerle dolu Necip milletimizi her yerde gururla temsil ettik. Ne hak yedik, ne açgözlü emperyalist güçlerin hakkımızı yemesine izin verdik. Attığımız her adımda, bulunduğumuz her görevde sizlerin güvenine layık olmaya çalıştık. Şimdi bunu bir adım daha yukarı taşıyoruz. Milletimizin huzuruna yeni bir teklifle çıkıyoruz. Bunun adı ne? Türkiye Yüzyılı. Tüm cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. 21 yılda kurduğumuz sağlam temeller üzerine inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. İsterseniz önümüzdeki döneme dair hedeflerimizi de şöyle ekranda izleyelim. 20 yılda yapılamaz denilen ne varsa birer birer gerçekleştirdik. Şimdi yine milletimizle birlikte doğru adımlarla yola devam ediyor, Türkiye yüzyılına yürüyoruz.
Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sürekli ve güçlü büyümeyle 2028 yılında 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. Bugüne kadar enflasyona ezdirmediğimiz memur, işçi ve emeklilerimiz başta olmak üzere her bir insanımızın Türkiye'nin artan refahından en üst düzeyde pay almasını sağlayacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın sağlayacağı faydaları vatandaşımızın günlük hayatına yansıtacağız. Evlerde, mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl boyunca bedava yapıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizin... Doğal gazı ücretsiz almaya başladık mı? Ücret almıyoruz. Ülkemizin yaparsa... Depreme dayanıksız bina bırakmak... Yaparsa... Ülkemizi her türlü afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Bir yıl boyunca yine mutfaklardaki doğal gazı 25 metre kübünü ücretsiz olarak sizlere vermeye devam edeceğiz. Yarısını biz karşılayacağız. Kentsel dönüşümde kira yardımını 5250 liraya yükselteceğiz. Aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Ana kaynağını Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız. Ev hanımlarına ve gençlerimize bu banka üzerinden destek aktaracağız. Ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile yapımızı LGBT gibi sapkın akımlara karşı koruyacağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimizin ilk cep telefonu ve bilgisayar alımında vergiyi kaldıracak, ayrıca 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 7 yılda 1 milyon TOG'un yollara çıkmasını temin edeceğiz. Savunma sanayinde tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle yatırımlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine karşı amansız mücadelemizi sürdürecek, terör belasını ülkemizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı hep birlikte ülkemize kazandıracağız. Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarlaştırıcı güç konumunu pekiştireceğiz. İslam ve Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün şiarımızla sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olarak barışın ve istikrarın teminatı olacağız. Türkiye eksenini tahkim edeceğiz. Dünyada örnek gösterilen sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Eğitimin her düzeyi için sunduğumuz destek ve bursları artıracağız. Çiftçilerimizi çok daha güçlü bir şekilde destekleyerek tarımda yeni bir atılım sağlayacağız. Ulaşım başta olmak üzere güçlü altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşacağız. Yaptıklarımız saymakla bitmez. Yapacaklarımız anlatmakla bitmez. Bizde hizmet aşkı tükenmez. Memleket sevdamız tükenmez. Türkiye'de güven ve istikrar sürecek. Türkiye büyümeye devam edecek. Geleceğimizi beraber inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılını birlikte kuracağız. Nasıl verdiğimiz sözleri yerine getirdiysek inşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Daha çok koşturacak, daha fazla ter dökeceğiz. Sizlere ve milletimize daha fazla hizmet edeceğiz. Mazlum ve mağdurlara daha sıkı sahip çıkacağız. Gençlerimize yönelik daha çok proje geliştireceğiz. Emeklilerimizin hayat kalitesini daha çok yükselteceğiz. Hanım kardeşlerimizin daha fazla yanlarında olacağız. Depremzedemizin yaralarını daha hızlı saracağız. Toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmeden 85 milyonun tamamı için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm bunları da son 21 yıldır olduğu gibi yine
sizlerin desteği ve duasıyla yapacağız. Kardeşlerim, özellikle bizim yaptıklarımızda, yapmayı vaat ettiklerimizde işte bunlar. Gizlimiz saklımız yok. Kapalı kapılar ardında verilen sözlerimiz yok. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla yapılan pazarlıklar yok. Önüne her gelene Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, vekillik, üst düzey bürokratlık, dağıtma, kornazlığı da yok. Sadece samimiyet var, şeffaflık var, dürüstlük var, ilkeler ve ortak değerler etrafında kenetlenme var. Ülkenin ve milletin çıkarını her şeyin üstünde gören bir vatanperverlik var. CHP Genel Başkanı'nın durumunu ise anlatmaya gerek bile duymuyorum. Kaset kumpasıyla monte edildiği koltuğunu korumak uğruna Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu 99 yıllık partiyi 3 ayda talan ettiler. Bu ülkenin ikinci büyük partisi, marjinallerin, mezhepçi fanatiklerin, devlete seri katil iftirası atan radikal tiplerin adeta oyuncağı haline dönüştü. Batan geminin malları gibi her gelen CHP'den bir şey kapıp götürüyor. Bu yağmaya en son katılanlar, CHP Genel Başkanı'nı en son oyuna getirenler ise bizzat masadaki arkadaşları olmuştur. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu 6 benzemezi bir araya getirerek yaklaşık 1,5 sene önce bir sofra kurdu. Halil İbrahim sofrası. Her ne kadar tutmasa da Kılıçdaroğlu bu masayı Halil İbrahim sofrası diyerek millete pazarlamaya çalıştı. Fakat bu masanın bizzat ortağı tarafından daha ziyade bir kumar masası olduğu söylendi. Kılıçdaroğlu ve masadaki arkadaşları 1,5 sene boyunca toplandılar, yediler, içtiler, eğlendiler, hatta bir ara kavga bile ettiler. Sürecin sonunda toplam oyları %1'i bile bulmayan masa arkadaşları yaklaşık 40 milletvekilliğini cebe koyarak masadan kalktılar. Tüm hesabı da sürekli ben hesap uzmanıyım diyen Kılıçdaroğlu ile CHP seçmenine ödettiler. Altılı olarak başlayan, sonradan katılanlarla 11'e çıkan kumar masasının tek kaybedeni vardır. O da CHP Genel Başkanı ve CHP seçmenidir. Bunun dışında herkesin keyfi yerinde, işler tıkırındadır. Kılıçdaroğlu bizzat masadaki arkadaşları tarafından tezgaha getirilmiş, kandırılmış, tüm hesabı tek başına ödemekle yüz yüze bırakılmıştır. Türk siyaseti tarihin en büyük siyasi dolandırıcılık olayına sahne olmuştur. CHP Genel Başkanı'nın 14 Mayıs'tan beri giderek çirkinleşen siyaset dilinin gerisinde işte bu aldatılmışlık duygusu vardır. Milletin yarısını, vatanını satmakla itham etmesinin sebebi işte budur. Kendine oy vermeyen herkese hakaret etmesinin sebebi işte budur. Kandil'deki terör baronlarının desteği de Kılıçdaroğlu'nu kurtaramamıştır. Şimdi isterseniz Kılıçdaroğlu'nun kimlerle iş tuttuğuna şöyle bir bakalım. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kılıçdaroğlu'na destek AKP ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir. Bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz. Bu vesileyle herkese çağrım, AKP MHP zihniyetini sandıkta bitirmek. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu tarihi fırsatın çok değerlendirilmesi. Kılıçdaroğlu.
kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkanların heykelini dikeceğiz, heykelini. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çiftlik fan mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Biz erdiş, Karabağ, serinleriz acalar. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Yerel denetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz. Türkiye coğrafyası 20 ve 25 bölge yönetimine ayrılabiliyor. Yerel yönetim özerkli şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ve ne yazar? Hiç sevmedim. Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye... Gazi Mustafa Kemal'in partisi ve görüyorsunuz ne diyor? Hayır efendim. General olsa ne yazar? İt sürüleri. Ben tabii buradan yargıya da sesleniyorum. Ey yargı! Bu adamla ilgili şu ana kadar attığınız bir adım var mı? Yaptığınız herhangi bir şey var mı? Ben yargıyı da göreve davet ediyorum. Göreve davet ediyorum. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Güçlü bir mücadele yürütülürse kesinlikle iktidar yıkılacaktır. Temelde de bu seçimlerin böyle bir anlamı var. Bu mücadelenin dediğim gibi önemli bir parçasıdır. Dağıtılmazsa birliklerini güçlendirecekler inancındayız. AKP ve MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz. Faşizma AKP ve MHP destlatya var. Destlatya var, faşizma var. Herkesi bandırdık. Türk ordusu hem sahadadır zaten. Afrika, şurada, burada. Değerli kardeşlerim. Bir fırsat gelmiştir. Aylardır Kandil'den ve uzantılarından gelen açıklamalar bunlar. Devamı var. Bunun dışında daha birçok destek beyanı, manşet, sosyal medya mesajı ve röportaj var. Erdoğan bu ülkenin başında olduğu sürece 323 Cumhur İttifakı parlamentoda olduğu sürece siz bunların hiçbirini yapamazsınız. Ve Kandil'i de bunların başına çökerteceğiz. Cudi, Gabar'ı, Tendüre'yi, Besterderesi'ni çökerttiğimiz gibi Kandil'i de çökerteceğiz. İnşallah yarın sandıklara gittiğimizde bunların hesabını da soracağız. Vereceğimiz oylarla bir daha böyle rezilliklerin yaşanmasının önüne geçeceğiz. Kardeşlerim, siyaset ülkeye ve millete hizmet yolculuğunun adıdır. Siyaset ancak millet için, milletle beraber yapıldığında anlamlıdır. Yoksa oturulan koltukların, getirilen makamların hiçbir anlamı yoktur. Biz siyasete hep bir sorumluluk ve vazife şuuruyla yaklaştık. Sandıkta verdiğiniz her oyu kutlu bir emanet olarak gördük. Bize tevdi ettiğiniz her göreve yine bir emanet olarak baktık. Siz bize önce sadece milletimizin değil, tüm dünyanın göz bebeği olan bu güzel şehre emanet ettiniz. Daha sonra 2002'de Anadolu İhtilali'ni yaparak başbakan sıfatıyla tüm Türkiye'yi emanet ettiniz. 2014 yılında da devletimizin ve milletimizin en yüksek temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığını emanet ettiniz. 1994'ten beri bize verdiğiniz her emaneti namusumuz bilip gerektiğinde canımız pahasına en güzel şekilde taşıdık. Ne terör örgütlerinin, ne vesayet güçlerinin, ne de Türkiye düşmanı odakların bu emaneti gasp etmesine izin vermedik. 85 milyonun
her bir ferdinin sorumluluğunu yüreğimizde hissederek gece gündüz demeden çalıştık. Eksiği fazlasıyla yaptıklarımız ve yapmak isteyip de yapamadıklarımızla sizlerin emanetini alnımızın akıyla hamdolsun buraya kadar getirdik. Şimdi önümüzde yine bir karar anı var. Yarın sadece kendimizle ilgili değil, evlatlarımızın, ülkemizin istikbaliyle ilgili de çok hayati bir karar vereceğiz. Sizlerin emanetine asla leke bulaştırmamış bir kardeşiniz olarak 5 yıl daha bu göreve talibiz. Son 21 yıldır Türkiye bize emanetti. Yarın biz de Türkiye'ye emanetiz. Son 21 yıldır milletimiz bize emanetti. Yarın biz de milletimize emanetiz. Tıpkı bizim gibi sizlerin de emaneti alel getirmeyeceğinize inanıyorum. Milletimizin en doğru kararı vereceğinden asla şüphe duymuyorum. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hikmet dolu şu tavsiyelerine rağm oluyoruz. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi vedalaşmadan önce şöyle bir kavlimizi yenileyelim istiyorum. Hazır mıyız? Öyle bir haykıralım ki tüm Türkiye duysun. Tamam? Tek millet. Az oldu be. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Evet, sandıklar size emanet. Ülkem sizlere emanet. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakalı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ı sahneye davet ediyoruz. Siyasette mertçe bir yarışın olmalı. Millet için, yurt için bir görüşün olmalı. Eğilip bükülmeden bir duruşun olmalı. Nerede hata yaptın? Kendine sormalısın. Bay bay Kemal, sen artık emekli olmalısın.
sandıklarda patlayacak. Öyle mi? Yolumuz açık olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Sağ olun. Var olun. Seçilince aslımın yüzü gülecek, güçlü bir sesle doğruna hep söylenecek. O kazanınca hiç kimse kaybetmeyecek. Canım Türkiye, haydi. Evet, Türkiye. Buradan şu anda saatlerdir sahilde kanocuları görüyorum. Kanoculara en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gel kardeşim, gel hadi. Yaşasın Türk milleti, tam yol ileri. Yedi düvel birleşti, millet geçit vermedi. Türkiye'm yenilmedi, tam yol. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la durmak yok, yola devam. Bugün yalnız Beykoz'a değil, Türkiye'nin tüm meydanlarında Cumhurbaşkanımızla buluşan aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Evet, diyoruz ki seçim sandıkta kazanılır. Yarın sandıklara en güçlü şekilde sahip çıkacağız ve akşamda Cumhurbaşkanımızın külliyedeki balkon konuşmasını hep birlikte izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.